İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, moloz yığını haline gelmiş kentler büyük bir acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı bugün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. 77 yıldır kutlana gelen 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Hataylı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden kutlama mesajları geldi. İşte o mesajlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Orta Doğu'da yaşanan ve son zamanlarda ülkemizin de içine sürüklendiği kaos ortamında savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, nefrete karşı sevgiyi savunmak her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. İnsan onurunun ve yaşam hakkının gözetildiği, tüm çocukların güldüğü, karınlarının tok olduğu, savaş uçakları yerine rengarenk uçurtmaların uçtuğu, dikenli tellerin yerini çiçeklerin, kin ve öfkenin yerini sevgi ve kardeşliğin aldığı, her türlü şiddetin son bulacağı kalıcı barış içinde yaşanacak ortak bir gelecek talebimiz ve aynı zamanda sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlarım. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, küresel eşitsizliğin yarattığı yoksulluk, açlık, savaş, çatışmaların sona erdirilmesi, ulusal, kişisel, ülkesel, bölgesel çıkarların yerine insanlık değerlerinin esas alınarak barış ortamının tesis edilmesiyle olabilecektir. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden huzurlu, kardeşçe bir ortamın oluşturulması, savaşların durması, kan ve gözyaşının akmaması için herkesin sorumluluk bilinci içinde hareket etmesi gerekmektedir. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Orta Doğu'da, Afrika'da ve dünyada savaşların yaşandığı her yerde silah seslerinin susmasını, gözyaşlarının dinmesini diliyorum. Bugün dünya halklarının 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde farklı isimler adı altında insanlık suçu işleyen ve dünya barışını tehdit eden herkesi lanetliyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ve tüm milletimizce benimsenen yurtta barış, dünyada barış ilkesini vazgeçilmez bir ilke olarak kabul edip 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde savaşlardan arınmış bir dünyada mutluluğa, huzura, sevgiye, doğaya, insana, barışa hep birlikte kucak açalım.